şeriata dair bilgiler nitekim bir ilimdir yani. İlim kategorisinde ele alınır. Dolayısıyla ilim nurudur bu. Bu ama ilim nurunun içerisinde şeriat sadece şeriat yoktur. Bunun içerisinde kesbi ilimler de var, vehbi ilimler de var. Yani ilim nuru dediğimiz zaman bu geniş bir skala. Ama şeriat da bu ilim nurunun içerisinde bir cüzüdür, öyle diyelim. Bu ilim nurunun içerisinde kuvvetli bir lambadır. Şimdi iman nuru, evet iman nuru kişide iman var ise kurtuluşuna sebeptir. İman nuruyla birlikte ilim nuru da varsa nur hala nurdur dedik. Çünkü hakikati idrak etmeye başlar, cahillikten kurtulur. Eğer ilim nuru yoksa, kişide iman nuru varsa bu cahil kalır. Allah cahili dost edinmez buyuruyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. İman nuru kişiyi kurtarabilir. Cennet ehli olabilir. Ama ilim olmadığı zaman nihayetinde yine de cahildir. Sadece iman etmiş, tasdik etmiş, detayında bu manada ilimlere vakıf olmamış. Bu imanı da onu kurtarmış olabilir tabii ki. Buradaki kastedilen şeriat, şeriatı bir lambaya benzetti, bir ışığa benzetti. Bu karanlıkta dedi ben yola çıktım. Tamamen zifiri bir karanlıkta dedi. Ayağımı yoklayarak sağlamsa bastım ve nihayetinde işte bir ışık geldi dedi. O öyle bir ışık ki dedi hani rüzgardan sönmeyecek yani arzulardan. İlim seviyesini kastediyor değil mi hocam? Şimdi bu şeriat olmadan yürürse insan zifiri karanlıkta yürümeyi tasvir ediyor. Şeriatın bilgisine sahip değilse bir insan yürüdüğü yerde bastığı yeri görmüyor demektir. Bilmiyor demektir. Hata yapabilir, günaha girebilir çünkü şeriat yok. Helalı bilmiyor, haramı bilmiyor, ne şekil yapacağını bilmiyor, ibadetini bilmiyor, hiçbir şeyi bilmiyor şeriat olmayınca. İşte bu yolda, yolculukta yürümeye başlayınca o ışık, o nur geldi ki ondan sonra etrafımı, yolumu görmeye başladım. Ve bu yolculukta dedi, beni vahşi hayvanlardan koruması için çevremi görmeye yarayan bu ışık idi, bu nur idi dediği yer şeriat. İşte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye Allah-u Teala'nın ayette buyurduğu yerde burası olmuş oluyor işte Allah'ın şeriata ipine. Şeriata aykırı davranan insanın hali. Şeriata aykırı davranan veya şeriatı ehemmiyet vermeyen, işte bazı zümre var ya, diyor ya bu avamın işi, basit sıradan insanların işi bu şeriatla alakadar olmak, namaz kılmak, yatmak, kalkmak. Bunlar avamın işidir. Biz hakikatlere vasıl olduk, Allah'ı bildik, tanıdık. Hatta şunu söylüyorlar, biz hak olduk diyorlar yani. Dolayısıyla bu avamın işleriyle iştigal etmemize gerek yok diyorlar. Ne yapıyorlar? Şeriatın hükümlerini olduğu gibi üzerlerinden indiriyorlar. İşte onlar İbn Arabi Hazretleri'nin burada ifade ettiği o karanlık çöle düşmüş oluyor. Ayakları, ondan sonra ayakları kayıyor gidiyor. Evet. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bunu hangi akılla, hangi mantıkla ifade ediyorlar? Şaşılacak bir şey yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeriatı getiren o iken hiçbir zaman, hiçbir an şeriattan bir zerre uzak düşmemişken, sahabe-i kiram şeriattan bir zerre uzak düşmemişken, tabi'in, hakeza, ehlullah, evliyallah hiçbiri şeriattan uzak düşmemişken, bu anlayış üzere olan insanlar, bu zümre nasıl olur da bu avamın işi namaz, biz işte hakikatlere erdik, biz daim namazdayız artık diyebilirler, şaşılacak şey ya. Şeytan ve nefis onları yolundan kaydırmış, çıkartmış, haberleri bile yok. Kendileri hakikat üzere zannediyorlar. Allah muhafaza. Şeriat asla ve kat'a hükmünü üzerimizden düşürmez. Bunu net olarak bileceğiz. Şeriata sıkı sıkı sarılacağız. Hocam vesileyle sebebi biraz açar mısınız? Evet, bir şeyi bir şey sebebiyle yaratmaz Allah-u Teala. Bir şey vesilesi ile yaratır dedi. Şimdi vesile derken, yani bir şeyi bir şey sebebiyle yaratmaz derken, yani onun yaratılışına bu sebep olduğu anlamını çıkartmayın diyor. Bir şeyin ortaya çıkan, zuhur eden bir şeyin ortaya çıkmasına işte Ali böyle yaptı, böyle oldu diyoruz ya. Hasan şöyle yaptı, böyle oldu diyoruz mesela. Bir şeyin ortaya çıkmasına o sebep olduğu gibi görürseniz bu büyük bir hata olur demek. Şirk oluyor. Vesile oldu. Yani Ali Hasan'ın yaralanmasına vesile oldu diyebiliriz. Evet, evet. Ali Hasan'ın yaralanmasına sebep oldu dersek bu hata. Çünkü onu yaralayanın Ali olduğunu iddia etmiş oluyoruz. Evet. Halbuki onu yaralayan
yaralanmasını takdir eden Allah-u Teala'dır. Ve burada Ali'yi Hasan'ın yaralanmasına vesile kıldı. Hastalık da öyle değil mi? Hastalık da böyle tabii ki. Bütün her şey böyle. Alemdeki cereyan eden bütün hadiseleri bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani bir şeyin oluşumuna mümküne bağlamamak müstakil gibi bir sebep yok. Evet. O sebebi Allah-u Teala vesile kılıyor. Evet. Yani onu vesile kılarak yapmak istediğini, icra etmek istediğini icra etmiş oluyor Allah-u Teala. Bunu görmek şirkten kurtulmaktır. Evet. Aksi takdirde gizli şirk olur. Çünkü her şey hak için yani. Tabii. Hak için yani. Tabii. Aynen öyle.